Geçmeden önce şu açıklamayı yapalım. Gözümüzün önünde bir basın açıklamasının yapılacağı yerle ilgili çelişkili engellemeleri de gördünüz. Aynı sokak, 2 metre ötesi, 2 metre arkası ile ilgili zorlamalar niye çıkardığını elbette ki biz anlıyoruz. Değerli basın, genel merkezimizin planlaması kapsamında 13 Ekim'de Ahmet'te yapılacak mitinge gitmek üzere haftalardır yaptığımız çalışmalarla bu akşam saat 20'de Ahmet'te hareket edecek kitlemizin Hakkari merkezden çıkmasına izin verilmemiştir. Barış'a giden yolun İmralı'dan geçtiğini yıllardır ilgili herkes ifade ediyor. İmralı'yı adres olarak gösteren sadece biz değiliz, hükümetin de kendisidir. Bu halk o iradeye bir kez daha çözümü göstermek istiyor. Çözümsüzlükte direnenin bu ülkeye ne getirdiğine bakmak lazım. Yapılacak mitinge çağrı yaparken tam da bu talepleri dile getirdi. Sözü barış, demokratik çözüm olanın sesini kesmek bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Bu mitingde yükseleceksek ülkedeki tüm bileşenleriyle bir arada eşit, özgür ve adil yaşamanın sesi olacaktır. Bu miting barış sesinin ilgili herkese duyurulması içindir. Bu ülkede çözüm istemeyenler bu iradeye ket vurmak istediler. Mitingde demokratik çözüm ve barış diyecektik. Çözüm İmralı'dadır, tecridi kaldırın diyecektik. Türkiye'de yaşanan yoksulluk, adaletsizlik, kadın katliamları Kürt sorunundan bağımsız değildir. Savaş politikası bu ülkeyi karanlığa gömdü. Biz ülkeyi karanlıktan çıkarmak istiyoruz. O yüzden 13 Ekim'de ki mitinge gidip bütün barışseverlerle barışı haykırmak istiyordum. Ancak barış istemeyen ve barışın yollarına taş döşeyenler en demokratik hakkımız olan mitinge gidişimize yasal olmayan gerekçelerle engel oldular. Her şeye ve herkese rağmen bu ülkeye onurlu bir barışın gelmesi için bulunduğumuz her yerden Ahmet mitingine ses olacağız ve güç vereceğiz. Hakkari'den parti il örgütü. Değerli arkadaşlar, biliyoruz hepimiz bu mitingde Ahmet'te olmak için gecenin bu yarısında partide oldunuz. Asıl olan bu sese ses olmaktır. Bu sesinizi de yarın Ahmet'teki arkadaşlarımız duyacaktır. Katılımınız için teşekkürler.